kaldı ekranlarına, Gelinim Mutfak'ta programına hoş geldiniz. Bugün çok güzeliz de maşallah maşallah. Haftanın son günü. Bakalım bugün en yüksek puan alan gelinimize hem bir çeyreğimiz hem de bütün haftanın en yüksek puanını alan gelinimize, ay çok heyecanlı, 5 bileziğimizi takdim edeceğiz. Bizlere ulaşmak isterseniz, bizlerle yarışmak isterseniz başvuru adresimiz www.kanald.com.tr ve WhatsApp hattımız 0539 570 37 07. Ben de gelirim, elimin lezzetini bir görün, bilezikleri buradan buraya takarım derseniz, bu kadar da iddialıysanız alın kayınvalidenizi, gelin canım, bekleriz. Ay maşallah, kız nazar değer bugün bize. Kız maşallah bize nazar değer bugün. Mavi boncuk yok mu? Mavi boncuk size takalım. Yok, ben hep unutuyorum ya. Ha. Vallahi neyse, mavi bir boncuk daha getireceğim size. İyi miyiz? Hazır mıyız? Hazırız. Biraz şeyimiz var he, puanlarla ilgili bugün. Evet, hani kritik. Çok riskli bir durumdayız aslında. Bomba gibiyiz. Efendim bizler evet, hazırız ama Beyhan'ım nerede? Yani her zamanki Beyhan abi. Hanım nerede? Bir yere gitmedi değil mi? Bir alışveriş. Ben de bilmiyorum ama bence korkudan gelemiyor. Dünkü şeylerden korkudan dolayı gelemiyor. Hmm. Bence de. Evren bir kartlarımı alayım bir de Beyhan abla. Allah Allah. Dün kızdın mı akşam, bir şey oldu mu? Ya kızılmayacak gibi de değil. Yok yani artık evde hiçbir şey söylemedim, konuşmadık. Yazık da. Yazık kız. Ya ben bir şey demiyorum artık ya. Peki bir daha çağıralım Beyhan ablayı. Tatlım, bir tanem, gelinim mutfaktanın gülü bir tanesi, bülbülü. Kız baktı bir oradan, geliyor gibi. Kız niye gelemiyorsun? Beyhan abla. Ya gelmeyeyim ya, en iyisi gelmeyeyim ben. Niye gelmiyorsun? Ya gelmeyeyim, madar olacağım şimdi gelirsen. Niye madar oluyorsun kız? Senin gibi bir kadın Amasya'nın gülü bülbülü, ileri ya gelenlerinden. Gel. Gelsen mi? Gelmeyeyim, gelmeyeyim. Kız gördük üstün başın güzel, sen niye gelmiyorsun? Ya şimdi ben Yeşim'e evden terliklerimi, ayakkabılarımı al dedim. Ha. O da bana... Ulan ya. Ya. Ama bir şey söyleyeyim, bu daha çok yakışmış. Bu daha çok yakışmış. Bir şey söyleyeyim, ben bu ikisinden korkuyorum. Yemin ediyorum, bu yeşil kafayla geliyor, joker oluyor. Sen yattın, kalktın, başucunda kirleri giydin. Benim de evde öyle. Şimdi ayakkabıları unuttun da bunu nasıl getirdin? Evet, onu almış Yeşim bana. Ha, evden terliklerimi getir dedim. Ayakkabılar sıkıyor diye o da bunları almış gelmiş. Olur mu şimdi? E dünkü terliklerin nerede? Parlak parlak terlik. Kız sen intikam mı alıyorsun Beyhan'dan? Yo ben karışmıyorum. Yani ayakkabısına nasıl sahip çıkamıyor, terliğine şeyine sahip çıkamıyor? İşte ben... Yavrum dün o kadar bozuk yedi kadıncağız kafası. Ama yaşlandı. Sana demiş, benim kafam yerinde miydi acaba dün? Her şey benden bekliyor da ben bunu de... Bunu mu aldın geldin ben şimdi? Ben de bezdim artık yani. Ya bir sürü terliği var. Hangisini istediğini ben nereden şimdi bunu iyi niyetli mi düşünelim? Onu anlamaya ama çalışıyorum. Ama ben burada giyeceğim. Yeşim bilinçli mi yaptın bunu ya? Ya yukarıda 10 tane ayakkabısı var. Ben alıp bunu burada giyeceğim. Nereden bileyim? Dün kürklerle gelen kadın bugün bununla geliyor ya. Bunlarla olur mu ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Kızlar giyseydi bu kadar yakışmazdı. Kurban oldum. Ya, boyuna posuna, selvi boylum. Bunlar böyle böyle. Selvi boylum çok yakışmış. Songül Hanım çok şirin olmuş bu bence arada. Bence çok şirin olmuş. Yok vallahi ya, bir anda ver. Ayağın kaçtı mı? Vereyim benimkine. Pofidik pofidik. Kaçmıyor. Olmaz işte. Onlar. Kızlara giyiyorum. Kaçmıyor. Kaç, kırk. Kız boyun kaç? Boyum mu? 50 santim de ayağım da 40. 50 var mısın? 50 santim. Ne var, keşke ne var? Pijamalarla geleydin kız. Bir gün de öyle yapsak keşke valla. Hazır mısın? Daha güzel boş ver, rahat rahat.